Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere air fryer'da hiç yağ kullanmadan patates ve köfte menüsü hazırlayacağım. Önce köftemi yapmakla başlıyorum. 500 gram dana kıymayı bir tepsiye aldım. Bir orta boy soğanı rendeledim ve suyunu iyice sıktım. Üzerine ekliyorum. Bir tutam maydanozu ince ince kıydım. Ekliyorum. 125 ml çay bardağıyla yarım çay bardağı galeta unu ekledim. 1 çay kaşığı sarımsak tozu ekliyorum. 2 tane sarımsak da ekleyebilirsiniz. 1,5 tatlı kaşığı tatlı toz kırmızı biber. 1 tatlı kaşığı kimyon. 1 çay kaşığı karabiber. 2 çay kaşığı tuz. 1 çay kaşığı pul biber ekledim içerisine. Yarım çay kaşığı kadar da kabartma tozu ekliyorum. Köfteyi yoğurmaya başlıyorum. Yanıma yarım çay bardağı kadar su aldım arkadaşlar. Çünkü içerisine su ilave edeceğim yoğurdukça azar azar. Buraya kadar gelmişken videomu beğenmeyi unutmayın. Airfryer ile yaptığım yeni tarifleri ve daha fazlasını merak ediyorsanız kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Eğer zil bildirimlerinizi de açarsanız yüklediğim tariflerden ilk sizin haberiniz olur. Köfteyi yoğururken biraz da air fryer'dan bahsetmek istiyorum. Tabii ki reklam amaçlı değil, biliyorsunuz o kadar büyük bir kanal değilim. Sponsor falan aldığım yok. Ben kendi deneyimimden bahsetmek istiyorum. Air fryer 3 aydır kullanıyoruz. Gerçekten ben memnunum. Çünkü hiçbir şekilde artık kızartma yapmıyorum. Kızartma tenceremi kaldırdım. Her şeyimi air fryer'da kızartıyorum. Özellikle patlıcan gibi çok sıçrayan ve yağ çeken sebzelerde büyük kolaylık. Et yemeklerinde de but kızartmada falan da aynı şekilde. Özellikle kanat çok güzel oluyor sosladığınız zaman. Hepsinin tarifini paylaşacağım. Yine dediğim gibi kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Fırında yaptığınız her şeyi airfryer'da yapabiliyorsunuz. Tabi porsiyonu biraz küçük oluyor ama zamandan kazandığınız için, atıyorum fırında 5 dakikada yapacağınız bir şeyi airfryer'da 2 dakikada yaptığınız için bu da çok gözünüze batmıyor zaten. Küçük küçük porsiyonlar halinde pişirebiliyorsunuz. Eskiden hani bir kaşık yağ ile patates kızartma fritözleri vardı. Bir arkadaşım dedi ki işte onu yıkamak bana ölüm gibi geliyor, o yüzden onu kullanmıyorum, kaldırdım dedi. Airfryer'in parçalarını yıkamak inan o kızartma tencerelerini yıkamaktan çok çok daha kolay arkadaşlar. Özellikle o kenarlarına yapışan yağları tellemekten ben nefret ederim. Dolayısıyla öyle bir derdi olsaydı zaten ben de kullanmazdım. Şöyle köftemi toparladım arkadaşlar. Eğer vaktiniz varsa buzdolabında en az 2-3 saat bekletebilirsiniz. Ben videoyu çektiğim için hızlı hızlı yaptım hemen. Yanıma biraz su aldım. Elimi ıslatarak köfteme şekil veriyorum. Dikkat ettiyseniz köftede yumurta kullanmadım. Köftede yumurtayı pek sevmiyorum arkadaşlar. Eğer soğan kullanıyorsak da mutlaka soğanın suyunu sıkmamız gerekiyor. Maydanozu ve sarımsağı da köfteye çok yakıştırıyorum. Bu tarifle denerseniz köfteniz gerçekten çok güzel olacaktır. İçerisine kabartma tozu kullanmamızın nedeni de çok fazla ekmek eklemedik eskiden annelerimizin yaptığı gibi. Çok fazla galeta unu eklemedik. Yumurta kullanmadık. Dolayısıyla kıyma olduğu için köftedeki daha fazla olan malzeme. O kıyma biliyorsunuz piştikçe böyle bir şekilsiz olacaktır. Bu yüzden de şeklini korusun diye kabartma tozu kullandık. Biraz kabarınca şeklini koruyacaktır diye ümit ederek. Evet, köftemi yaptım. Buzdolabına hemen gönderiyorum köftemi. Air fryer'ı getireceğim. Donmuş patates kullanıyorum yanına. Patateslerim olana kadar köftelerim buzdolabında bekleyecek arkadaşlar. Hemen şöyle 450 gramlık patatesi airfryer'a aldım. Üzerine böyle bir fısfıs aldık airfryer için. Biraz yağ sıkıyorum. Sıkmasanız da pişiyor gerçi, hiç önemli değil. Tuz atmıyorum ben. Tuzu piştikten sonra atıyorum. En başta buzlu patates ayarı var arkadaşlar. O hazır ayarda şöyle bir 12 dakikaya önce ayarlayacağım. Kontrol edeceğim. Eğer pişmediyse 3 dakika daha vereceğim. Çünkü normalde 15 dakikada falan net pişiyor. Şöyle 7 dakika kalası bir şöyle sallıyorum ve karıştırıyorum patatesi. 2 dakika kala tekrar açtım ve kontrol ediyorum artık.
kızardı mı kızarmadı mı diye. Çünkü donmuş patateslerde markadan markaya değişiklik gösteriyor pişme süresi olarak. Evet, artık bit süresi ama bence yeterli değil. Bir 3 dakika daha kızartacağım arkadaşlar. Evet, 3 dakika sonra tam istediğim gibi oldu artık. Hemen şöyle yine airfryer aksesuarlarının içinden çıkan bu kabın içerisine döküyorum. Airfryer aksesuarlarını internetten bulabilirsiniz. Bakın bu kap da tekrardan airfryer'ın içine atıp ısıtmak için çok güzel bence. Böyle patatesinizi, köftenizi kızarttıktan sonra o kabın içine alırsanız o kapla birlikte airfryer'a ekler ve tekrar ısıtabilirsiniz arkadaşlar. Güzel bir şey bence. Köftelerimi o telin üzerine hiç yağlı kağıt eklemeden koyuyorum arkadaşlar direkt. Yağlı kağıt koyduğunuz zaman pişme süresi uzuyor, altı pişmiyor gibi şeyler oluyor. Hiç yağlı kağıt kullanmanıza gerek yok, yapışmıyor, göreceksiniz şimdi zaten. Köftelerin yarısını dizdim, yarısını da tekrar buzdolabına kaldırdım. Tam 8 dakikada pişiyor arkadaşlar ama ben burada 15 dakikaya ayarlamışım. Et hazır et ayarında. Hazır et ayı da 200 derece zaten. 15 dakikaya ayarlayıp açıyorum hemen air fryer'ı. 8 dakika kalası, yani 7 dakika geçmiş arkadaşlar. Bakıyorum şöyle, biraz daha pişmesini istiyorum tekrar. Ve bakıyorum artık 5 dakika kalası, yani toplamda 10 dakika pişmiş. Ve bence güzel pişmiş arkadaşlar. Artık servis tabağıma alıyorum. Bu köfteleri aldıktan sonra buzdolabındaki diğer köfteleri de attım içerisine ve onları da pişirdim. Bu köfte tarifini airfryer'ınız yoksa bile deneyin. Mangalda yapacaksanız bile deneyin. Tavada yapacaksanız, yağda kızartacaksınız bile deneyin. Gerçekten çok güzel bir köfte tarifi arkadaşlar. Bu airfryer'da piştiği için mat duruyor. Çünkü hiç yağ kullanmadık. Ama yağda kızarsaydık tabii daha parlak olacaktı. Ama parlak olması sağlıklı olduğu anlamına gelmiyor. Şöyle içinin de nasıl piştiğini size gösterdikten sonra videomu kapatacağım artık. Umarım beğenmişsinizdir. Beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Bir sonraki videolarımda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.